Hepinize merhaba. Bugün sizlere Ganyu'ya uygun Artifact setlerinden bahsedeceğim. Bir iki tanesi tahmin ettiğiniz setler, bir iki tanesi de hiç aklınıza gelmeyen setler ama Ganyu'ya çok da iyi giden Artifact setlerinden bahsedeceğim. Şimdi hepimizin aklına gelen, öncelikle tavuğa hesabını verdiği için çok teşekkür ederim. Umarım bir Constellation Ganyu'n olur. Neyse. Ganyu. Elinde de standart hepimizin ulaşabileceği Prototype Crescent silahı var. Artifact olarak herkesin aklına gelen en mantıklı set Cryo seti. Niye? Çünkü Cryo vuruyor ve Cryo seti yani direkt. Cryo seti ne yapıyor? Totalde %40 crit rate veriyor. Hani buzla vurursanız %20. Eğer ki dondurursanız %40. Şimdi herhangi bir damage artışın var mı? Nerede var? %15 cryo damage artışı var. Yani bir %15 damage artışı alıyoruz. Hani total sayıdan %15 artış alıyoruz. 4 parça setinde bir artış yok. Şimdi Ganyu'ya başka hangi setleri takabiliriz? Biraz onlardan bahsedeyim size. Ve bence en mantıklılarından birinden bahsedeceğim. En son. Arşive girelim. Şuradan Equipments'a girelim. Artifektler. Şimdi hepimizin bildiği gibi nerede? Demin gösterdim. Blizzard Strayer yani 4 parça Cryo seti ne veriyor? Tekrar bahsedelim. Hep herkes bunu kasmayı düşünüyor. Mantıklı bunu kasmak. %15 atak artışı ve %40 hani en iyi ihtimalle %20, %40 crit rate arttırıyor. Gayet mantıklı. Şimdi bir diğer set Wanderer's Troop. Wanderer's Troop ne? Charged atakları %35 artırıyor. Zaten Ganyu'yu genellikle charged atak oynuyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki bu tip atak damage'i %35 artırıyor tarzı şeyler bitmiş damage'i artırıyor. Şimdi bu %18 atak dediği bitmiş damage'i değil, base damage'i artırıyor. Bu yüzden %18 bitmiş damage'i artıranla %18 başlangıç damage'ini artıran eşit değil. %18 hani şu %18 olsaydı, bu da %18 olsaydı bu setin verdiği daha fazla olacak. Çünkü bu %5, %10 arttırıyor olacak damage'i. Sizin atağınıza göre bu direkt %30, %18 arttırıyor olacaktı. Şimdi bu seti taktığımızda bizim direkt %35 damage'imiz artıyor ve %80 elemental mastery verdiği için biz genelde biliyorsunuz ki Melt'le oynamanızı öneriyoruz Cryo karakterleri. Melt'te damage'inizi 1,5 katına çıkartıyor. Buzdan ateşe. Ateşten buz olsaydı 2 katına çıkartacaktı. Ama biz Ganyu oynadığımız için 1,5 katına çıkartacak. Aynı zamanda Elemental Mastery de yükseltiyor bunu. Şimdi %35 bu var. Charge Attack'ı yükselten. Şimdi başka set ne var? Çok mantıksız gelecek ama çok mantıklı. Bolaj seti maalesef tavuk hiç çıkartmamış. Şuradan size göstermek istiyorum. Bolaj seti. Şimdi o %35 arttırıyordu. Bu da %40 arttırıyor. Ama bunun bir şartı var. Eğer ki kalkanla korunuyorsan %40 normal ve charge atağını arttırıyor diyor. Şimdi kalkanla korunmak ne demek? İşte Noel'in kalkanı olur. Ne bileyim Shinya'nın kalkanı olur. Elinizde atıyorum şey varsa, Shonli varsa onun kalkanı olur. Herhangi bir kalkanla korunmak sizin %40 damage'inizi arttırıyor. Teknik olarak Ganyu'ya en iyi gidecek set bu. Çünkü biz Ganyu'yu hep charge atak oynuyoruz. Bizim için önemli olan charge atakları. Yani sol tıka basılı tutma. Veya hani şu R'ye basıyorsunuz, nişan alıyorsunuz. İkinci patlaması var ya, biz Ganyu'nun bu halini oynuyoruz. Bizim için önemli damage bu. Diğerleri ulti damage falan çok önemli değil. Şimdi Ganyu için en iyi item niye bu? En fazla damage'ini arttıracak item. Niye? Çünkü direkt %40 damage'ini arttırıyor. Hani 1000 vuruyorsanız 1400, 100 vuruyorsanız 100k vuruyorsanız 140k şeklinde arttırıyor direkt bu set. Ama bu setin kötü yanı ne? Bu setin kötü yanı ne? Shield ihtiyacımız olması. Yani bize kalkan yapacak bir karakter olması. Yani takımımızdan bir slotu bize kalkan yapacak bir şey harcamamız lazım. Şimdi bu takımda yapacak bir şey var mı? Yok. Kalkan verecek bir şey yok. Mesela bu hesaptan konuşmak gerekirse kalkan verebilecek atıyorum Noel falan vardır. Ne bileyim bakalım. Aynen Noel zaten olmak zorunda herkeste. Noel falan var işte. Constellation'ı da iyiymiş. Belki Noel falan kullanabilir ama bu takımımızdan bir karakteri, bir şeyi
feda etmemiz gerekli olduğunu diyor. Eğer ki Shonli olsaydı çok güzel gidecekti ama Shonli yok bu hesapta, onu biliyorum. Neyse. Eğer ki şu seti kasarsanız damage'iniz çok artar. Damage'iniz çok artar. Ama dediğim gibi kalkanla korunmanız lazım. Çünkü diyor ki kalkanla korunurken, yani kalkanınız varken %40 damage'iniz artar diyor. Kalkan Ganyu çıkartamıyor bildiğiniz gibi. Ganyu'nun başka bir karakterden yardım alması lazım o yüzden. Şimdi bu gayet güzeldi. Şimdi ondan sonra Wanderer's Troop. Wanderer's Troop çok güzel. Wanderer's Troop'un herhangi bir şeyi yok, limiti yok. Direkt karakterin %35 charge satan arttırıyor diyor. Eğer ki bow veya katalis, yani kitap ya da yay takıyorsa diyor. Herhangi bir %35. Ama şimdi bunun kötülüğü ne? Çok zor çıkıyor. Hani tavuk oyunu çok fazla oynayan biri. Yani oyuna da uzun süredir sahip. Bütün itemleri de iyi aşağı yukarı. Ama tahmin edeceğiniz üzere Wanderer seti çok yoktur. Bakalım. Hani 61 tane Blizzard Strayer seti var. Ama Wanderer's Troop kaç tane var? Wanderer's Troop nerede ben? 27 tane Wanderer's Troop var. Yani Wanderer's Troop'u toplamak çok zor. Eğer ki Wanderer's Troop toplayabilseydi en mantıklısı Wanderer's Troop olacak. Niye? Çünkü kalkana ihtiyacı yok. Kalkana ihtiyacı yok. Ve fazladan 80 elemental mastery veriyor. En mantıklısı bu olacak. Ama bunu toplaması çok zor. Ganyu için best in slot, yani olabilecek en iyi item Rectrighting Bolide dedik. Ama onda da kalkan lazım. Kalkanla uğraşmak istemiyorum diyorsanız, ki ben uğraşmak istemem. Bende Shonli var ama niye uğraşmak istemem? Yani bir karakterin diğerine bağımlı olması beni şey yapıyor, yani işte kalkanım bitti maman var mı diye düşünmek beni yani derde sokuyor. Hiç gerek yok öyle bir şeye. Eğer ki bu olursa herhangi bir şey düşünmeme gerek kalmaz ama bunu kasması da çok zor. Şimdi bir diğer yıldızımız. Çoğunuzun çalışmasını beklemeyeceği. Niye buraya gidiyoruz? Buz seti mi? Hayır. Hydro seti. Ganyu'da Hydro seti ne alaka diyeceksiniz. Ganyu buz karakteri diyeceksiniz ama mantıken. Mantıklı. Şimdi şu iki parça set Ganyu'da bir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor ama dört parça seti. %30 damage'inizi arttırıyor. Aynı burada olduğu gibi. Burada değil. Bu %40 arttırıyor. Bu set %35 arttırıyor. Hydro seti de %30 arttırıyor. Şimdi %40'tan %30'a düştük ama dediğim gibi bunun için başka bir karaktere ihtiyacınız var. Wanderer's Troop için düşürmesi zor. Bunun hem düşürmesi kolay hem de başka bir karaktere ihtiyacı yok. Ve direkt %30 damage'inizi arttırıyor. Şimdi ben hangisini öneririm size? Eğer ki bir karakter için su seti kastıysanız ya da Ganyu için buz seti kastıysanız büyük ihtimalle size su seti de düşmüştür. Buz seti takmaktansa su seti takmak, çünkü buz seti sizin %15 damage'inizi arttırırken bu %30 damage'ini de arttıracak. Bunu takmak çok mantıklı olacaktır. Bu da ne diyor? E'yi kullandıktan sonra after using an elemental skill diyor. Yani E skillini kullandıktan sonra 15 saniye boyunca %30 damage'inizi arttır diyor. Şimdi Ganyu'nun E'sine bakalım. Ganyu'nun E'sinin cooldown'u 10 saniye. Yani siz sürekli E atıp bu setin pasifini sürekli kullanabilirsiniz. Şimdi size şöyle bir deney yapalım. Birebir karşılaştırma olmayacak tabii ki. Çünkü itemler birebir aynı değil. Tavuk daha önce şey kastığı için, şilde kastığı için onda su seti de var. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi gene aynı bow. Set olarak şunlar var. Hani gayet güzel set. Kötü değil. Gayet güzel bir set. Şimdi bu set totalde bitmiş damage'i %15 arttıracak. Hemen gidelim. Hemen girelim. Şuradan neye girelim mesela? 69'a mı giriyorduk? Hemen girelim rastgele. Takımını bozalım tavuğun. Buraya iki parça ateş alalım. Tamam, şöyle girdik. Şimdi total damage'imize bakacağız. Total damage'imiz kaç? Crit geçmesini bekleyeceğiz tabii ki. Statlarına bir tekrar bakmak istiyorum. Crit rate mi takılı? Burada crit damage takılı. Çok güzel.
Tamam. Şimdi buradaki damage zaten yüksek olacak. Yani düşük bir damage almayacağız. Evet, yanlışına girmişim. Evet, burasıydı sanırım. Witch setinin 69 level haliydi. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi 30k vurduk. 27k, işte 30k. Aynen. Gördüğünüz gibi damage'imiz aşağı yukarı o kadar. Şunları da biraz vuralım. 17k. 20k. Evet, şimdi buradan çıkabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi ortalama işte en başta vurduğumuz 27k'ydı. Ondan sonra bir 20k'lar falan gördük. Yani bizim böyle vurabileceğimiz 20k civarı. Şimdi bir su setini deneyelim. Çünkü diğer setleri deneyemeyeceğiz. Retrighting Bolide falan bu hesapta kasıl değil. Ben size bu videonun amacı olarak Retrighting Bolide, işte Wanderer's Troop ve aynı şekilde bu su setinin Heart of Deep'ti sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam. Heart of Deep'in çalıştığını göstereceğim. Nerede Heart of Deep? Evet. Şilledeki itemleri bozalım. Tamam, şu crit rate. Şimdi şunu bir Heart of Deep 4 parça yapmaya çalışalım. Bu crit rate olacak. Crit rate olduğu için damage'imizi düşürecek. Başka yerden şeyi toplamaya çalışalım. Şu an üzecek bizi. 4 parça oldu mu? 4 parça olmadı. İtemleri var demişti ama. Heart of Deep. Heart of Deep'in... Ah tamam, Cryo Damage. Çok güzel. Çok güzel Cryo Damage. Tamam, biraz damage'imiz düşecek. Çünkü artı 8 olduğu için bu. Buraya şeyi takarsam, bunu takarsam crit rate olmuş olacak. Burada crit damage doğru bir karşılaştırma olmayacak. Ama bu şekilde yapmış olabiliriz. Şimdi buranın gene 69 level haline girelim. Damage'imiz biraz düşecek ama ben size setin çalıştığını göstermek istiyorum. Setin çalıştığını göstermek istiyorum. Bir normal vuracağım. Hani burada normal E basmadan, çünkü biliyorsunuz bu setin çalışması için E basmamız gerekli. Bir kere oynarken bu sefer de E basmayacağım. Böylece seti çalıştırmayacağım ve ne kadar damage'imiz var onu göreceğiz. Her koştuğumuzda da Ganyu'nun popişi önümüze çıkıyor. Şöyle 4K'lar. 21K. Öyle 21K. Öyle 21K. Şöyle takla. Gördüğünüz gibi bu tip damage'ler alıyoruz. Çünkü daha şeyi başlatmadım. Setin aktifini kullanmadım. Setin aktifini, yani 4 parça halini kullanmam için benim E'ye basmam gerekiyor. E'ye bastıktan sonra normal ataklarım ve charge ataklarıma %30 fazladan damage gelecek. Demin 20k vuruyorduk şeylere. Neydi onun adı? Slime'lara 20k civarı vurduk. Heart of Deep Blizzard setiyle 27k vurduk. Heart of Deep setini aktif etmeden de 20k vurduk. Şimdi Heart of Deep setini activate edelim. Aktive etmek çok kolay. E'ye basacağız, aktif olacak. Hemen tekrar girelim. Mikrofonu da dövdüm bu arada. Öncelikle E atacağım. Şimdi önce E atacağım. Şöyle size tekrar göstereyim. Artifact. After using elemental skill diyor. Yani elemental skill dedi. E'ye bastıktan sonra. Şöyle E'ye basacağım. Nişan alacağım. 26k. Gördüğünüz gibi 26k. Demin 20k'ydı seti aktif etmeden önce. Şimdi 26k oldu. Yani setin pasifi çalışıyor.
Şimdi burada niye demin 27K'yı gördük de burada 26K'yı gördük? Hemen onu açıklayayım size. Çünkü burada seti tamamlamak için kullandığım item artı 8. Burada demin kullandığımız item artı 20 idi. Bunu artı 20'ye kasarsam çocuğun itemlerini boşa harcayacağım için kasmak istemedim bunu artı 20'ye. Ama dediğim gibi bunu artı 20'ye kasarak damage'inizi daha fazla arttırabilirsiniz. Damage arttırmanın çalıştığını göstermek için size bunu yaptım. 20K işte 26K'ya çıktı böylece. Eğer ki şu kasılı olsaydı işte 30K'yı falan görebilecektik. Böylece Blizzard setinden daha fazla vurduğumuzu anlayabilecektiniz. Peki size soru. Ben karşılaştırmayı birebir yapmak için. Karşılaştırmayı birebir yapmak için şöyle bir yol izleyebilir miyim? Blizzard setinde kasılı olmayan bir şey var mı? Hemen ona bakalım. Hemen bir bakalım. Blizzard setine de artı 8 şey takabiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Blizzard setini tam kıyaslamış olduk. Tam bir kıyaslama yapmak istiyorum size. Heart of Thieves setinin çalıştığını kanıtlamış olduk sanırım. Normalde şu haliyle E basmadan 20K vuruyorken E basınca 26K'ya yükseldi. 15 saniye artırıyor zaten. E'sinin de cooldown'ı... E'sinin de cooldown'ı kaç? E'sinin de cooldown'ı gördüğünüz gibi zaten 10 saniye olduğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi tekrar Heart of Deep setine geçelim. Tekrar Heart of Deep setine geçelim. Şu kalabilir. 4 parça Heart of Deep setini yaptık mı yapamadık. Şimdi şuraya Heart of Deep setini karşılayacak bir şey lazım. Artı 8 herhangi bir şey. Evet şunların bir tanesini artı 8'e yapacağız. O kadar itemini de harcayalım bir şey olmaz. Atağı var mı? Ulan hiç de atak yokmuş. Heart of Deep setinden artı 8 yapabileceğim bir şey lazım. Yok. Ha şöyle bir şey. Zaten bunun 4 parçası şeyi etkilemiyor. Doğru. Damage'i etkilemiyor 4 parçası. Sıkıntı yok. Şimdi birebir karşılaştırma olacak. Tamam. Demin 26K vurduk. Şey setiyle. Demin Heart of Deep setiyle 26K maksimum vurduk. Şimdi birebir karşılaştırma olacak böylesi. Bakalım bu sette ne kadar vuracağız. Tam doğru bir karşılaştırma olacak. Evet, 4 set bonusu sizin damage'inizi arttırmıyor. Sadece crit rate'inizi arttırıyor. Yani crit vurma şansınızı arttırıyor. 4 set bonusu önemli değil o yüzden. Şu anda yapacağımız total damage karşılaştırmasında. Tekrar gösterelim. Tekrar gösterelim. Birebir neredeyse aynı itemler var. Deminki 26K vurduğumuz haliyle. Şurası aynı, şurası aynı. Burası aynı. Sadece ilk iki item değişik. Şöyle iki parça hidro damage de veriyor ama hidro damage Ganyu için bir şey değiştirmiyor. Gördüğünüz gibi 25K. Total damage'imiz eğer ki itemler daha iyi olsaydı fark edecekti daha fazla. Bu küçük farklar işte 1K'lık, 2K'lık, 3K'lık farklar total damage'de çok etki ediyor emin olun. Size setin çalıştığını göstermek istedim sadece. Şimdi eğer ki... Şimdi tekrar bir şuradan çıkalım. Tekrar bu konuyu bir konuşalım. Şimdi... Cryo seti olabilir mi? Cryo seti kasmak istiyorsanız tabii ki olabilir. Ama Cryo seti sizin damage'inizi %15 arttırır. Ve %20/%40 crit rate'inizi arttırır. Ama bu total damage arttırmaz. Eğer ki elinizde crit rate yayı varsa işte... Viridescent Bob'u olur. BP silahı. Ya da atıyorum... Ya, bir sürü bir de şey var neydi? Skyward Harp var o da crit rate veriyor. Şimdi eğer ki siz kalkan alabilecekseniz kalkanlı bir kalkan yapacak bir karakteriniz varsa Sean Lee Noel gibi bir takımınıza karakter varsa en fazla damage'inizi artıracak bu. En fazla damage'inizi artıracak bu. Elinizde düzgün bir Wanderer seti varsa en mantıklısı bu. Hatta buradan gelen 80 Elemental Mastery ile şuradan kaybettiğiniz %5'i kazanabilirsiniz. Yani oradan tam karşılamaz ama karşılıyormuş gibi olur yani Melt'ten dolayı. Üçüncü mantıklısı su seti. Mantıklı. Direkt %30 damage'inizi artırıyor şimdi.
Bunu da eğer ki herhangi bir crit rate iteminiz falan yoksa, yani crit rate'e ihtiyacınız varsa bu tip şeyleri düşünebilirsiniz. Ama crit rate'i falan itemlerle falan her türlü karşılayabileceğiniz için totalde bu seti kasmak size mantıklı gelebilir. Hani bu tamamen sizin şeyinize. Buz seti kasarken buz seti düşmeyebilir. Su seti düştü diyelim, 4 parça kullanabilirsiniz. Ben kasacak olsam Ganyu'yu nasıl kasmak isterim? Bu setle kasmak isterim. Benim için en mantıklı gelen bu. Size bütün setlerin şey yaptığını göstermek istedim, çalıştığını göstermek istedim. Hani buradaki genelde Geo domaininden düşüyor. Sadece Geo kalkar karakterler, işte shield takan karakterlere takılacak diye düşünülen bir yargı var. Hayır. Öyle bir şey yok. Her karakterde çalışıyor çünkü öyle bir şey yazmıyor yani. Protecting shield diyor, yani kalkanla korunurken diyor. Şey için de aynısı. Bunun için de aynısı. Bow veya katalist takıyorsanız %35 artar diyor. Yani herhangi bir ekstra şeyi yok. Burada da suyla alakalı bir şey demiyor. Elemental skill kullandıktan sonra %30 normal ve charge attacklarınız artar diyor. Yani bu set çoğu karaktere olabilecek bir set. Şey değil yani. Öyle illa böyle, nasıl diyeyim, su setine bağlı bir şey değil yani. Su karakterlerine bağlı bir şey değil. Neyse, size Ganyu'nun build seçeneklerini anlatmak istedim. Çünkü Ganyu her şekilde kullanabilirsiniz. Tabi bu bahsettiklerim Ganyu'nun DPS için geçerli değil. Eğer ki Ganyu'yu support olarak kullanacaksanız şey çok daha mantıklı olacaktır. Atıyorum işte 4 parça Noble seti falan daha mantıklı olacaktır. O şekilde kullanmak için. Neyse. Olabildiğince size Ganyu'dan bahsetmek istedim. Silah olarak da Amos Bow 5 yıldızlardan, Skyward Harp 5 yıldızlardan gayet iyi olur. 4 yıldızlardan Battle Pass'iniz varsa Viridescent Bow'u, yoksa Prototype Crescent gibi yaylar işinize yarayabilir. Ganyu'yu fiziksel kasmayı çok önermiyorum. Yani fiziksel Ganyu'yu çok önermiyorum. Eğer ki support Ganyu oynayacaksanız, hani ulti atıp çıksın diyorsanız bunu takabilirsiniz. Hem Elemental Mastery veriyor, hem ultinin damage'ini arttırıyor. Support Ganyu oynayacaksanız Stringless takabilirsiniz. Ama onun dışında ben support Ganyu pek önermiyorum. Support Ganyu şöyle olabilir. Kaslı bir diluğunuz vardır. Kaslı diluğa yardım olmak için Ganyu'nun ultisi çok işinize yarayacaktır. Aynı şekilde kaslı bir Klee'ye de yardımcı olur. Yani ateş karakterlerine yardımcı olur. Dediğim gibi size böyle alternatiflerini gösterdim. Yani elinizde ne varsa Ganyu her şekilde iş yapabilecek bir karakter. Size tavsiyem Wanderer seti olacak. Tabii ki kasabilirseniz. Ama maksimum damage görmek istiyorum sol tıkla diyorsanız da o zaman Retrieving Bolite seti. Kesinlikle yanlış okuyorum. Recreating Bolite seti işinize yarayacaktır. Neyse, uzun bir video oldu ama size Ganyu'nun bütün setlerinden, bütün avantajlarından bahsetmek istedim. Ganyu'nun diğer özelliklerini merak ediyorsanız, işte sol tık ultisi nasıl oynanıyor falan filan, onları merak ediyorsanız Ganyu'nun başka bir videosu var zaten kanalımızda, bundan önce çıkmış. Onu izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. I am back.